sana ne anlatacağım? Ne anlatacaksın? Ya bu son yaşadığımız talihsiz olaydan sonra özellikle biraz düşündüm de. Bundan sonra herhangi bir konuda yani birimizden bir şey saklamayalım. Daha doğrusu kendi adıma söyleyeyim. Hemen bir şey saklamak istemiyorum. Gizli saklı bir şey kalsın istemiyorum. Hemen söyleyeyim. Hatta üzerine beraber yorumlayalım. Beraber konuşalım. Yani bir fikir yürütelim falan. Ortak bir kararımız olsun. Hı? Yani böylesi tabii çok doğru olur. Değil mi? Şimdi ben Pelisu'ya söyledim ya artık çalışamayacağımızı. Hı hı. Annesi Şebnem Hanım bizimkileri aramış. Annemle babamı. Biraz sistem etmiş. Hatta işte Pelisu çok üzgün, çok canı sıkkın. İşte yıpranıyor, efendime söyleyeyim. Hatta kendine kötü bir şeyler yapabilir gibi konuşmuş. Gerçekten mi? Yani böyle bir şey yapabilir mi? Yani bilemiyorum ki. Ya Pelinsu biraz hassas, duygusal bir kızdır da. Yani sadece bu benimle yaşadığı durum değil. İşte babasının sıkıntıları falan da var. Yani iş durumu anlatmıştım ya sana bayağı kötüye gidiyor falan diye. Evet biliyorum. Peki sen bu konu hakkında ne yapacaksın? Ya bizimkiler rica etti. Oğlum biraz daha devam etsin holdingde diye. Ben ne yapacağım? Ben aslında sana soruyorum. Ne yapalım? Ne diyorsun? Sen de bir annesin. Beni anlarsın. Umarım yapabileceğim bir şeyler vardır. Bu benim için çok önemli lütfen. Yani benim için sorun olmaz ama eğer ilişkimize bir zarar gelirse. İlişkimize zarar asla gelmez. Öyle bir şey olacağını hissettiğim an zaten uzaklaştır. Tamam. Ya sen ne kadar iyi bir kadınsın. Sen ne kadar tatlı bir kadınsın. İyi ki yanımdasın. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten. Tatlı falan bir şey. Doydum. Doydun mu? Tamam o zaman. Hesap istiyorum ben. Ha ayrıca. Hı. Aşk olsun sana ama. Tamam aşk olsun da niye ne oldu? Sen Nergis'le Samet'i niye söylemiyorsun bana? Sen de bana bir şey söylemedin. Ya ama ben yeni öğrendim. Ben de yeni öğrendim. Ha. Hı. Sorma ya. Ama Nergis'in daha haberi yok. Samet bugün konuşacaktı. Yani keşke daha erken konuşsaydı tabii ama... ben ilk ondan duymuş istedim. O yüzden bir şey söylemedim sana. Yani bugün konuşacak. İnşallah Nergis sinirlenmez. Vallahi bilmiyorum. Bizimki o işi falan hep Nergis için açıyor yani. İnşallah hayırlısı olur onlar için. Ne diyeyim? İnşallah. Bizimki aşık biliyor musun bayağı. Ben evleneceğim Nergis'i diyor. Başka bir şey demiyor. Aa, bir dakika ya. Önce biz evleneceğiz. Allah Allah. Yani doğru. Ben çekerim kulağına. Çek ama. Ay vallahi iyi ki yürüdük Onur biliyor musun? Şimdi hazmedemedim diyeceğim ama çok da yemedim ki ben. Neyi hazmedemedim yani? Çok da bir şey yemedim ki derken? Çok mu yedim Onur? Yemedin mi? Hayır. Yemedin. Yani çok yemedin tabii ki de az da yemedin. Yani kararındaydın. Çok kararındaydın. Ha sen niye böyle bir kararsız kaldın onu anlamadım yani. Şaka yaptım. Şaka. Ben zaten son zamanlarda kilo aldım bunun farkındayım. Açık açık söyleyebilirsin yani. Hayır Lale'cim çok kilo almadın. Yani normal kilo aldın. Hayır sen üzülmeyeyim diye bana bir şey demiyorsun ama açık açık söyle yani. Ya hiç öyle şey olur mu Lale'cim? Birazcık kilo aldın ama şöyle bak. Sen hamilesin, bizim bebeğimizi karnında taşıyorsun. Bu çok kutsal bir şey, çok güzel bir şey. Hayır ben bebeğim için 50 kilo da alırım. Benim için hiç problem değil, benim bebeğim sonuçta. Ama kilo alıyorum, yani bunu fark ediyorum ben. Peki ben kilo alıyorum da çok mu çirkin oldum ben? Lale'cim ne alakası var? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana, sen daha da güzel oldun. Daha da güzel oldun derken, hani çirkindin. Yani iyi ki de güzel oldun mu yani, ne? Daha da derken... yani sen zaten güzeldin, daha da güzel oldun demek istiyorum. Ayrıca senin göz bebeklerin parlıyor, gözlerin parlıyor. Ben bakmalara doyamıyorum. Seni yakaladım. Seni şu an yakaladım. Ne? Şöyle, bak kulak bile şişer kilo aldığın zaman. Tek şişmeyen yer neresi? Göz. Sen de gözü seçtin. En beğendiğim yer göz dedin.
Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Genişledim. Genişleyeyim. Genişim ben ya. Genişim. Ya tamam hadi diyelim ki genişledin ki öyle bir şey yok. Ama diyelim ki genişledin. Ne olacak? Öpeceğim yerler çoğalır, seveceğim yerler çoğalır. Sen çok güzelsin. Alınması gerektiği kadar kilo aldın. Yani ne eksik ne fazla. Tam optimum kiloyu aldın yani Lale. Tamam mı? Bak ne güzel beraberiz. Herhangi bir derdimiz yok, tasamız yok. Meselelerimizi çözüyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Birbirimize saygı duyuyoruz. Bebeğimiz gelecek birkaç ay sonra biraz mutlu olalım. Tadını çıkaralım. Tamam mı? Evet. Bana bunlarla gel ya. Ya gel ben kilo aldım zaten farkındayım ama benim moralimi yüksek tutman lazım. Böyle ara ara böyle iltifatlar bilmem ne yap yani bunları. Biliyorum farkındayım. Hamileyim diye böyle sinirleniyorum, saçmalıyorum. Bir söylüyorumsa pişman oluyorum. Haklısın. Tamam olsun hiç sorun yok. Ara sıra duygusallaş. Bu hormonlardan dolayı oluyor onu biliyorum. Ona da saygı duyuyorum zaten o yüzden alttan alıyorum. Sen zaten akıllı mantıklı kadınsın. Zeki kadınsın. Bunları kendi içinde de çözüyorsun. Bana da çok fazla yansıtmıyorsun. Ufak tefek şeyler oluyor. Onda da tabii ki ben alttan alacağım. Evet. Öyleyim. Onur. Tamam. Yani tartışıyoruz ya büyük ihtimalle. Yeniletmek istiyorsun ama bir kez daha söyleyeyim. Sen gerçekten çok güzelsin. Ay onu demiyorum Onur. Şu an niye abarttın bu durumu? Ha. Aa, yok. Yok tabii ben sana bir şey soracağım. Sor. Şimdi sen bunu dedin ya, aramızda böyle gizli saklı kalmasın. Herkes ne yaşadıysa birbirine anlatsın diye. Evet, yemekte söyledim. Heh, yemekte söyledin. Şimdi ben bunun üstüne sana soruyorum, sormam gerekeni. Dinliyorum. Annen beni gerçekten seviyor mu Onur? Lale'cim annem seni seviyor. Nereden çıkardın bunu? Bilmiyorum, ben öyle hissediyorum. Yanlış hissediyorsun. Annem seni gerçekten seviyor. Tamam, seviyor ama acaba böyle torun olacak diye mi sadece evlenmemizi istiyor? Lale'cim, annem de babam da İkimizin evlenmesini gerçekten çok istiyor. Sana saygı duyuyorlar, seni seviyorlar. Ortada bir problem yok. Sen de böyle kötü şeyler düşünme. Canını sıkma, üzme tatlı canını. Oldu mu? Tamam canım. Sana bir şey diyeyim mi? De. Benim annem seni çok seviyor. Emin miyiz? Çok eminim. Ay tamam, bir sıkıntı yaşadınız, atlattınız ama beni hep sana karşı böyle motive eden oydu yani. Bayılıyor sana, aşırı seviyor seni ya. Sağ olsun. Ama çok seviyor seni Onur. Anladım. Ha, neyse benim şimdi moralim yerine geldi. Ama annem seni çok seviyor. Ben de onu seviyorum. Sevmese sevmiyor derim. Sen de der misin? Lale tabii ki derim. Herkes birbirini sevdiğine göre artık şu Sametlerin açılışına gidebiliriz değil mi? Gidelim. Tamam. Ya, Onur ben aslında böyle eve mi gitseydim? Aklım kızlarda kaldı. Ama ben seni o şekilde eve bıraksaydım, aklım sende kalacaktı benim de. Çok gerildin. Şimdi kafanda kuruyorsun bak, gözlerinden belli yani. Şimdi Samet ne yaptı? Yarın çıkacak mı? İşte kurtuluş eniştem nerede kalacak falan, hı? Sen merak etme. Yarın sabah Samet çıkacak. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Endişelenmemize gerek yok. Oldu mu? Ya yaşadığım her sıkıntıdan böyle hemen çekip çıkarıyorsun beni. Tabii ki çıkaracağım. Ben senin her zaman yanında olacağım. Her zaman destek olacağım. Ama sen de bana güven. Oldu mu? Ben sana güvenmek istiyorum. İstiyorum ama... Ama? Ben sana güvenmenin verdiği huzuru kaybetmek istemiyorum. Yani yaşadığımız olaylar yüzünden sana güvenmeyi, sana inanmayı hep öteledim. Ve kendime bir duvar kurdum. Ama sen hep bu duvarı aşmayı başardın. Aslında... ben seni ilk gördüğümde senden çok etkilendim biliyor musun? Hmm. Ama yaşadığımız olaylar yüzünden hep kendimi geri çektim. Ama sonra hep kendimi senin yanında buldum. Ne güzel bir itiraf bu. Bundan sonra yaşadığın kötü şeylerin hiçbirini aklına getirme. Yani benle olan kötü şeyleri. Ben senin hissettiğin duyguların kıymetini bileceğim yani. Söz veriyorum. Sana güvenmeyi çok istiyorum. Ama geçmişte o kadar kötü şeyler yaşadım ki. Kırıldım, üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım.
Tekrar bunları yaşamak istemiyorum. Tekrar bunları hatırlamak istemiyorum ve çok korkuyorum. O sendin. O gece sen de oradaydın. Hangi gece? Ben neredeydim Lale? Onur, beni öper misin? Tesadüf mü nüksetti aşk elle? Efendim canım. Ne yapıyorsun, müsait miydin? Evet, müsaitim. Benim bir fikrim var. Neyle ilgili? Bu akşam hep birlikte bir şeyler yapalım diyorum. Hep birlikte derken? İşte hep birlikte derken Nilüfer, Nergis, Samet, Kurtuluş, sen, ben. Aa, arabuluculuk yapalım diyorsun yani. Yani. Nergis'le bir türlü konuşamıyor işte. Onlar bir konuşurlar, bir arayı bulurlar. Kurtuluş desen zaten Nilüfer'e aşık. Ama onun da hep yakasını talihsizlikler bırakmadığı için. Onlar da işte bir yere gelmişken otururlar, konuşurlar, meselelerini hallederler diye düşündüm. Ben de seni özledim. Yani herkesin iki öncesinde sorunlarını halletsin diye düşündüm. Fena mı düşündüm? Ne diyorsun? Olur. Tamam, yapalım. Peki ne yapalım? Nilüfer'le Nergis'e söyleyelim mi? Bence hiç söylemeyelim. Söylemeyelim, sürpriz olsun. Tamam, anlaştık. O zaman akşamüstü gelip alıyorum sizi. Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Hadi öptüm seni. Hoşça kal. Gel. Şey gibi oldu. Çayda çıra gibi oldu. Değil mi? Çayda ağacı. Benziyor. Aynı, aynı. Şeyi... Dur, üzerin kirlenmesin. Dur, şunu çıkarayım da. Tamam. Ben seni özledim. Ay, ne yapıyorsun ama ya Onur? Ablamlar burada, ayıp. Ya tamam, bir şey yapmıyorum. Birazcık öpeyim. Ay, yemin ediyorum bayılacağım. Dizlerimin bağı çözüldü. Yok, yok, ben buna aşık oluyorum resmen. Nasıl hızlatıyor şu an biliyor musun? İki canlıyım ama. Ondandır. Hep ondan değil. Kalbinin sesi o. Benimki de çok hızlatıyor bak. Aa! Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an ya? Ayıp denen bir şey var. Hadi yanlarına gidelim. Aa, hadi git, üstünü değiştir. Öf. İyi, tamam. Ben bugün oğlumuzla da ilgilenemedim. Nasıl, iyi mi? Çok iyi. Annesi mutlu ya. Siz hep mutlu olun, oldu mu? Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Niye? Çünkü benden hariç ailemle de çok ilgileniyorsun. Tabii ki ilgileneceğim Lale. Sonuçta ben seni çok önemsiyorum. O yüzden ailen de benim için çok değerli. Ne güzel. Barıştılar, çok mutluyuz. Bir tek annem kaldı. Yalnız annenin tersi fena. Ben şahsen korktum yani. Yani kork zaten. Ya şimdi o bizi tek başına büyüttü ya babam gidince. Hı. Erkek gibidir yani. Yani üç tane kız çocuğunu büyütmek kolay değil tabii. Ben çok saygı duyuyorum anne. Sağ ol canım. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani
kurtuluş tamam, damat falan işi biraz daha kolay da Samet sıkıntı. Neyse ya. Bize bu konuda çok iş düşüyor. Elimizden ne gelirse yaparız. Hadi yatalım mı artık? Senin kalp atışların yeni mi hızlandı? Tamam, itiraf ediyorum. Hı. Ben heyecanlanıyorum. Çok mu? Çok. O zaman biraz daha heyecanlanmamızda bir sakınca yok. Yapma. Sen yanımdayken hiç uyumaya niyetim yok benim. Ne yapıyorsun şu an? Yolumuz uzun. Sen bana yaslan. Ben dans edelim mi? Gidelim. O gözler bana bakmayacaksa al canımı öleyim. Yüzünü sakın dökme, üzülme, yüzüme bakma öyle. Arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. Arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. En son bana evlenme teklif ettiğin gece dans etmiştik. Sen ne dersen kabul. İtiraf et, çok etkilenmiştim benden. İtiraf ediyorum. Şu an daha çok etkileniyorum. Dayımın nikahımıza geliyor olmasına çok mutlu oldum bu arada. Ya işte her işte bir hayır var. Geçen sefer çok önemli bir konferansta konuşmacı olduğu için gelemedi. Zaten nikahta olmadı, şimdi geliyor, çok mutluyum yani. Şey, Amerika'da yaşıyordu değil mi? Evet evet, New York'ta. Çok tanınmış, çok saygın, bilgili, kültürlü bir adam. Felsefe profesörü zaten. Çok önemli bir okulda, çok önemli bir üniversitede de hoca. Yani ne zaman ansak, ne zaman ismi geçse hep böyle bir mutlu olurum, gurur duyarım. Yani benim idolüm aslında o. Ne güzel. Ya tabii o da benimle gurur duyar. Dedemle beraber çok emeği vardır dayımın bende. Yani
kendimi aslında onun sayesinde bu kadar geliştirebildim. Bu iş hayatımdaki başarımın falan sebebi hep dayımdır yani. Bana öğrettikleridir. Aslında daha da geliştirebilirdim ama işte öyle bir ara bir ters düştük dayıyla. Hangi konuda? İşte okul hayatıyla ilgili. O dedi ki devam etmelisin okul hayatına. İşte master'dan sonra doktoranı da yapmalısın falan. İşte akademik anlamda da ilerlemelisin. Ben de dayıcım dedim daha artık yeter. Hani iş hayatına atılmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum falan. O ara bir öyle bir işte sıkıntı oldu aramızda ama tabii aramızdaki bağ o kadar kuvvetli ki dayıyla. Yani hemen sorunları çözdük. Hiç problem olmadı ileride. Zaten aranızda bir bağ olduğu çok belli. Yani onu çok seviyorsun. Çok. Lale çok yani. İnşallah beni sever o zaman. Ya tabii ki sever ya. Seni sevmeyecek bir insan var mı? Heyecanlıyım. Lale'cim senin mesleğin nedir? Ben tarih öğretmeniyim. Çok güzel. Meslektaş sayılırız. Tabii bir de atanabilse. Nasıl yani? Ben atanamıyorum da. Mesleğini yapamıyorsun yani. Bu kadar değerli bir mesleğini icra edemiyorsun öyle mi? Çok aç. Peki ne işle meşgulsün? Çiçekçiler. Organizasyon şirketleri var abicim. Lale annesiyle birlikte çalışıyor. Dayıcım, Lale çok yetenekli. Özellikle teraryum konusunda. Yani harikalar yaratıyor diyebiliriz. Bu harika o zaman. Nerede sergiliyorsun Lale'cim onları? Dükkanımız var. Orada satıyoruz. Aha. Sanattan ziyade ticaret yani. Zaten yakın zamanda holdinge geliyor. Yani ben Lale'nin bu yaratıcılığından, bu yorumundan faydalanmak için sabırsızlanıyorum adeta. Güzel, güzel. Üretmek çok önemli. Değil mi İsmet Hanım? Rahmetli Ahmet Bey de üretmeyi seven çok değerli bir insandı. Onu anmadan edemeyeceğim efendim. Öyledir, öyledir. Sağ olun, öyleydi. Taziye gelememiştim o zaman. Tekrar başınız sağ olsun efendim. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Onur da benim kadar Ahmet Bey'in de çok etkisi oldu. Öyledir, öyledir. Onur da kendisini iyi yetiştirdi. Yani eğitim hayatı boyunca her zaman göğsümüzü kabarttı. Sağ ol dayı. Bunu senden duymak ayrı güzel. Gerçi şu gönül işlerine dalıp eğitimine son vermeseydin şu anda sen de doktorunu yapmış olarak burada oturacaktın. Teşekkürler. Diğer eşyaları da yan tarafa bırakır mısın? Peki Onur Bey. Sağ ol. Bu annemle dayının durumuna ne diyorsun? Ay evet ya, koskoca İstanbul'da sen git aynı kuyumcuda denk gel. Aynen öyle. Asıl daha garip olan bir şey var ki. Ne? Dayımın annene olan yaklaşımı. Nasıl yani, anlamadım. Şöyle, şimdi normalde dayım öyle çok fikir alan bir insan değildir başkalarından. Yani mesela bir herhangi bir konuda kendi tercihini kendi yapar ki genelde bu doğrudur bir de. Dayım ne yapmış sana hediye alırken? Annene sormuş, ikna olmuş, bir de o hediyeyi almış. Yani etkilenmekte kalmamış, bir de ikna olmuş. Gerçi ben buna niye şaşırıyorsam, neyse. Anlamadım. Ya işte anlamayacak bir şey yok. Ben senden nasıl etkilendiysem, dayım da annenden öyle etkilenmiş. Bu genetik yani. Bu durumdan şikayetçi misiniz peki? Ne mümkün. Lale Hanım ne mümkün. Şey annem çok güzel şeyler almış. Hadi bana yerleştirmemde yardım et. Ya dur yardım edeceğim de sen bana bir söyle bakalım ne diyorsun? Neyle ilgili? Ya bu işte ev meselesini konuşamadık ya. Ayrı eve çıkalım mı burada mı kalalım? Ha eskiden olsa bunu asla kabul etmezdim ama. Ama? Yani bu durumda olmasaydık tabii ki baş başa kalmaktansa kalabalıkta bu evde yaşamayı tercih ederdim manasında. Güzel. Artık öyle bir şey tercih etmiyorsun yani. Etmiyorum. Benimle baş başa kalmak istiyorsunuz o zaman Lale Hanım ha? Yani. Şimdi böyle ev fikri gelişince bir hoşuma gitti, bir heveslendim. Tamam. O zaman kendi evimiz oluyor. Gerçekten mi?
Evet. Şimdi istiyoruz biz de. Annen pek taraftar değil galiba buna. Ya ben annemi ikna ederim yani, sorun olmaz. Senin annen de zaten ayrı eve çıkmamızı istiyordu anladığım kadarıyla, değil mi? Ama yine de son kararı bana bırakır. Tamam, o zaman sorun yok. Tamam. Ay, nikah da çok az kaldı ya, nasıl yapacağız? Yani iki kere mi taşınmış olacağız, ben anlamadım. Şöyle yaparız, nikahımızı erteleriz bir tık. Ondan sonra işte evimizi hazırlarız. Zaten en fazla ne kadar sürecek gibi evini hazırla. Doğru diyorsun. Canım bak, nasıl rahat edeceksen, nasıl istiyorsan öyle olsun. Biraz istersen düşün, ona göre karar ver. Sanırım evimiz olursa daha mutlu olacağım. Geç olsun da güç olmasın. Düşünelim o zaman. Mesela ne olabilir? Daire, rezidans olur. Ama çok aşağılarda olmasın. 20. kat falan olsun ki manzaramız güzel olsun. Ay yok, beni o kadar tepelere çıkarma. Ya ben korkarım yüksekten. Bebek de korkar. Ne olur korkutma bizi. Tamam, o zaman yere yakın olalım. Böyle geniş bahçeli, güzel bir villa. Hı? Çok büyük olursa da birbirimizi bulamayız evin içinde. Sadece mutfağı geniş olsun. Tabii, yani mutfak çok önemli. Bizim ailede mutfak çok önemli olacak. Zaten o yüzden iki tane daha işçi falan ayarlamamız gerekiyor. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ne diyeceğim? Bak ne diyeceğim? Bu ev meselesiyle ilgili. Ben hemen araştırmalara başlıyorum. Kafamda bir iki ev hatta şu an oluştu. Ben sana onları gösteririm. Belki oradan arada beğendiklerin çıkar. Onlara bakarız. Tamam. Anlaştık. Güzel. Şimdi ben zaten holdinge gidince bütün bu gayrimenkullerin listesini çıkartırım. Bizim yakada olanları. Onlara bir bakarız beraber. Değerlendiririz. Tamam mı? Bir de benim iç mimar bir arkadaşım var. Çok güvendiğim yani. Şirkette de zaten beraber çok iş yaptık bizim şirkete. Ona sorarız. Onun fikrini alırız. Sonra da bir evimiz olur işte. Ya şimdi İsmet babaanne bizle yaşamak istiyordu ya. Üzülmesin bu duruma. Ha yok. O mutlu olacaktır. Yani yine söyleyelim durumu da üzülmez. Ay aklıma bir şey geldi. Ne yaparız biliyor musun? Evin bir odasını İsmet babaanne için hazırlarız. İstediği zaman gelir kalır. Tamam. Çok güzel düşündün. Söyleriz onu da. O zaman anlaştık. Anlaştık. Evimiz oluyor. Vallahi oluyor. Hadi gidelim şimdi, bizimkilere kararımızı söyleyelim. Hadi kazamız mübarek olsun. Gel bakalım. Canım görüşürüz. Hayatım, sen nasılsın? İyiyim, ne yapayım ben de? İşte alternatif evlerin listesini hazırladılar bana. Ben de hemen dedim geleyim, seninle bir paylaşayım. Aa, ne çabuk. Ya işte öyle baş başa falan evimiz olacağı için biraz heyecanlandım. O yüzden hızlı hareket ediyorum. Bunlar evlerimiz, bunlar da pastalarımız. Aa. Meyveli mi? Ay, acaba çikolatalı mı olsaydı ki? Zaten senin böyle kararsız davranacağını düşünerek hem meyveli aldım hem de çikolatalı. Ya gerçekten mi? Ama sen beni böyle öpersen ben pasta değil de pastaneyi alabilirim yani. Tamam o zaman enişte, ben sana şöyle güzel bir kahve yapayım. Heh. Tamam, ben de pastaları ayarlayayım. Nerge çikolatalıyı koy bana. Çok tatlı. Ay yok yok. Meyveli de getir Nergis. Meyveli sevmiyorum ama. Ay neyse, sana ne diyeceğim. Bu arada ben bütün gün dekorasyon dergilerine baktım. Yedim yuttum hepsini. Ve anladım ki bu konuda hiçbir fikrim yokmuş. Tamam, sorun yok. Benim bir arkadaşım var, iç mimar. Eren. Onu arayacağım, tamam mı? Yani biz sadece aklımızdakileri, kafamızda ne varsa onu anlatacağız. Ama önemli olan ne? Bir evimizi seçelim. Ondan sonra Eren'i arayacağız, çözecek. Hepsi bu. İyi. Çünkü ben fikir edineyim dedim ama hiç de bir şey yapamadım. Yapmışsındır, yapmışsındır. İlla ki bir fikir oluşmuştur. Ama dediğim gibi ben Eren'in çizgisine çok güvenirim bu konuda. Eren'e aklındakini anlatacaksın, hayalindekini anlatacaksın. O da işi resmiyete dökecek, tamam mı? Tamam. O zaman teslim oluyoruz. Olalım. Neyse, olalım da evlere bir bakalım değil mi? Hadi. Bak şimdi. Bayağı bir alternatifimiz var. Yani bunlar, yine bakarız bunlara da. Tamam.
Bu üç katlı ev var. Şu, bak şurada dubleks bir ev var. Ha. Bu Regis'in daire. Yani altı odalı falan. Biraz geniş, ferah ama bilemedim yani. Sen ne diyorsun? Onur, bu benim pek içime sinmedi. Benim de sinmedi. Geçiyorum. Güzel. Güzel bu. Buna yine döneriz. Ama ben sana en çok beğendiğim evi göstereyim mi? Hadi onu göster. Merak ediyor musun? Onu göster. Tamam. Göster. Bak. Şu. Nasıl? Yani işte hem ormanlık hem böyle güzel bahçesi var. Ferah, büyük. Ne diyorsun? Yani rahat ederiz diye düşünüyorum. Ay evet ya, bahçeli falan bu. Ya ben bunu çok beğendim. Kapalı kapalı oturmayız, ferah ferah bahçeli. Çok güzel. Bu, bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.